Bilmiyorum ki, benim şu hasta gönlümde bir ismi var. Ben susarım ama o feryat eder. Bağırır, çağırır. Öyle söyler Hafız Şirazi. Aslında Hafız'ın gönlünde dolananlar bizim de gönlümüzde dolanıyor. Kimimiz farkındayız içimizde bize feryat eden, bağıran, çağıran o sesten, o hastalıktan. Kimimiz ise farkında bile değiliz o hastalığımızdan, o derinliklerden bize feryat eden durumlardan. İşte bütün mesele de burada dostlarım. Yani içimizdeki feryadı figanı bastırmakta bütün mesele. Günümüz insanının en büyük sorunlarından birisi de bu. İçindeki derdi, feryadı, figanı bastırmaya çalışarak başka bir benliği yaşamak günümüz insanının en büyük sorunu, derdi aslında. Bunun çözüm yolu da merhamette, sevgide dostlarım. Eğer kaybettiğimiz merhameti, muhabbeti ve sevgiyi el birliğiyle yeniden canlandırırsak, o zaman içimizdeki o hasta ses, o feryat figan şifasına kavuşabilir. O hasta sesi belki iyileştirebiliriz. O feryat figanı belki anlaşılır kılabiliriz. Dediğim gibi, bütün mesele kaybettiğimiz merhameti, sevgiyi el birliğiyle kaldırabilmekte dostlarım. İnsanın içindeki benlik ile dışsal etkiler genellikle birbirine ters yönde yer almakta insanın hayatında. Yani içimizde hissettiğimiz, içimizde yaşamayı istediğimiz durumlarla dışarıdan bize gelen o mesajlar, bize gelen yönlendirmeler iyi niyetli olsa bile genelde hep bir farklılık, ters yönlerden bakış açılarına sahipler. Bu yüzden hiçbir zaman benlik durumu ile benlikten uzaklaşma durumunun mücadelesi bitmek bilmiyor dostlarım. Kim kazanırsa o şekil veriyor insanın kendisine, kendi olmasına. Yani dışsal etkenler bu mücadeleyi kazanıyorsa eğer, maalesef biz dışsal etkenlerin bizde yarattığı o kişiliği yaşar oluyoruz. Yani gururumuzdan uzaklaşıyoruz. Gurur denilen şey bizi insan yapan kavram aslında. Gurur denilen şey bizim öz varlığımız. Bizim kendimizin varlığı aslında gurur denilen şey. Biz ne kadar dışsal etkenlerden etkilenirsek, biz ne kadar bu durumları hayatımıza alırsak, kendimizden uzaklaşırsak, o kadar gururumuzdan uzaklaşıyoruz aslında dostlarım. Yani bir anne babadan doğmuş olmak yetmiyor insan olmaya. İnsanlık iradeyle, doğru fiillerle kazanılan bir makamdır aslında dostlarım. Bu makama varmak da öyle basit değildir. Bu makama vardıktan sonra da iş bitmiyor aslında dostlarım. Yani biz doğru iradeyle, doğru fiilleri hayata geçirmekle de işi bitirdik zannetmeyelim. Aslında iş o zaman başlıyor. İnsan iyi olmayı sürdürebilir kılmalı ki o gururunu yaşatabilsin. İnsan benliğini hayatta tutmayı sürdürülebilir bir şekilde sunmalı ki hayatın kendisine, o zaman o insan olma makamını yaşayabilsin. Yani nefes aldığımız müddetçe daimi bir sınavın içerisindeyiz. İnsanlık içerisinde var olmak bizi daimi bir sınavın içerisinde bırakıyor. Biz ne kadar istikrarlı bir şekilde iyi insan olmayı sürdürürsek, o kadar insanlık makamını yaşıyoruz aslında. Bunun dışında maalesef uzaklaşıyoruz. Kendimizden uzaklaştıkça insanlıktan uzaklaşıyoruz. Başka etmenlerin bize verdiği mesajlara yaklaştıkça kendimizden, gururumuzdan uzaklaşıyoruz. Aslında bizim hepimizin kendi karakter özelliklerimiz var. Kendimizin hayatın doğal akışına uyum sağlayabilecek yönlerimiz var.
önemli olan bu uyumu birlikte doğanın içerisinde sürdürebilmek. Gurur böyle var olur. Yani bir başkasının gözünde başarılı olduk, bir başkasının gözünde güzel bir makama geldik, iradeli durduk, karakterli durduk demek gururlu durduk anlamına gelmiyor. İnsanın içsel kavramlarıyla dışsal kavramları arasındaki o mücadeleyi size küçük bir örnekle anlatmak isterim. Kays adındaki delikanlı nasıl Mecnun oldu? Kays adındaki delikanlı Mecnun'a kavuşmak için, Leyla'sına kavuşmak için hep bir arzu, hep bir istek içerisindeydi. Bütün dünya onu Mecnun olarak bilmesine rağmen, bütün dünya ona deli ismini, deli sıfatını yüklemesine rağmen o vazgeçmedi Leyla'sına kavuşmaktan. Çünkü onun asıl benliği Leyla ile birlikte hayat buluyordu. O yüzden hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedi. O artık Leyla'sını gönlünde yaşıyordu. Leyla'sından ona mesaj geldiğinde, mesaj yola çıkarken, daha mesaj yola varmadan Mecnun'un gönlünde hissediliyordu. İşte gururlu olmak bu hisleri bir arada yaşatıyor insana. Öyle üçün beşin hesabını yaparak yaşamak değildir gururlu olmak. Başarılı olmaya çalışmakla, insanların gözünde güzel bir yere varmaya çalışmakla gururlu olmuyoruz dostlarım. Gurur içimizden geldiği gibi yaşayarak sahip olabileceğimiz bir durum aslında. Zaten adı üstünde. Gurur bizim içsel davranışlarımız, bizim asıl kendimiz, benliğimiz aslında gurur. Leyla bir mesaj gönderiyor Mecnun'a. Ona yakın olduğunu veren bir mesaj. Mecnun'a gelen her mesaj onun yüreğinde bir diken gibi saplanıyor. Çünkü her mesaj Leyla ile Mecnun arasındaki bir mesafenin kanıtı aslında. Gönüller biri olsaydı eğer, yan yana olsalardı eğer birbirine mesaj göndermelerine gerek kalmazdı. Mesajı getirmişti artık taşıyıcı. Leyla'nın yakınlarda bir yerde olduğunu söylüyordu. Bunu duyan Mecnun bir an önce bir hışımla çıktı yola. Yola çıkarken de bir dişi deve gördü. Bu dişi deveyi kendine yol arkadaşı edindi. Yola çıktıktan sonra da Mecnun o aşkıyla, o Leyla'ya kavuşma arzusuyla kendinden geçiyordu yolda hep. Her kendinden geçtiğinde deve fırsat buldukça geriye doğru yol alıyordu. Mecnun kendine geldiğinde hala bir arpa boyu kadar yol almadığının farkına varıyordu. Arpa boyu kadar yol alamıyor Mecnun ama hep de bir yolculuk içerisindeler. Çünkü deve de yavrusunu, canını bırakmıştı geldiği yerde. Deve fırsat buldukça geri gidiyor, Mecnun fırsat buldukça Leyla'sına kavuşmaya çalışıyordu. Devenin ahlamasından, inlemesinden artık Mecnun bir yerde bir problem olduğunu anlamıştı. Deveyi salmıştı artık. Çünkü ikisinin yolu farklıydı. Deveyi saldıktan sonra birkaç gün içerisinde gideceği yere, varacağı yere vardı Mecnun. Normalde 2-3 gün içerisinde varacağı yola haftalar geçmişti, varamamıştı. Devenin her fırsatta onu geri götürmesi yüzünden. Vardığı yerde de Leyla'sından hiçbir eser bulamamıştı Mecnun. Evet, hayatta tam olarak böyle dostlarım. O deve var ya, o deve bizim hayatımızda hep bize dışsal etkenlerle bizi benliğimizden uzaklaştırmaya çalışan durumlar dostlarım. Biz yanlış yapabiliriz hayatımızda. Evet, bazen bu dışsal etkenler bizi doğru da yönlendirebilir. Bazen bizim yanlış yapmamıza rağmen dışsal etkenlerin uyarmasıyla birlikte biz o yanlışlardan uzaklaşabilirdik. Evet, bazen buna destek vermek gerekiyor bize verilen dışsal önerilere. Çünkü dışsal öneriler her zaman gururumuzdan, bizim benliğimizden uzak şeyler olmayabilir. Ancak biz içimizde ne yaşadığımızı, benliğimizi, karakterimizi, kişiliğimizi çok iyi biliyoruz. O yüzden dışsal etkenleri de bir süzgeçten geçirebilme iradesine de sahibiz aslında. Yani bugüne kadar yanlış yaptık. Her yanlışımızda dışsal etkenlerin bizi uyarmasına rağmen bunu yaptık. Ancak
bir sonraki hayatımızdaki artık kendimize yön verdiğimiz süreçte her şeyin güzel gitme imkanı varken bile, artık doğruyu bulduk dediğimizde bile dışsal etkenler gelip aslında yanlış yapıyorsun dediğinde onun etkisinde kalmamak lazım dostlarım. Onu o süzgeçten geçirmek lazım. Yani demek istediğim şu aslında, biraz daha örnekle anlatmaya çalışayım. Biz hep bir çaba içerisinde mutluluğu arıyoruz. Hep bir o muhabbete, o sevgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Her seferinde de hayatımızdaki en yakınlarımız, annemiz, babamız, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız o süreçte bizi uyarıyor. Bu doğru kişi değil, bu doğru olay değil, bu yaptığın doğru değil diyor. Ama onu dinlemiyoruz ve hata yapıyoruz. Sonradan diyoruz ki keşke onu dinleseydik. Sonra doğru insan çıkıyor karşımıza. Sonra doğru süreç çıkıyor karşımıza. Biz artık ondan eminiz. İçten hissediyoruz bunu. O doğru insanı, o doğru kişiliği, o doğru karakteri hayatımıza benimsiyoruz. Ama o dışsal etken geldiğinde, bak bugüne kadar sana söyledim, yanlış yaptın, bari bu sefer yapma dediğinde gururumuzu dinlemeliyiz. İç sesimizi, benliğimizi dinlemeliyiz orada dostlarım. Bugüne kadar annemi dinlemedim, hep yanlış yaptım. Şimdi annemi dinleyeceğim deyip hayatımızın fırsatını, hayatımızda devrim yaratacak süreci geri tepebiliriz dostlarım. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. O yüzden biz dışsal etkenleri mutlu etmek için yaşamaktansa önce kendi mutluluğumuzu düşünmemiz lazım. Yanlışlar yapmak çok normal. Herkes yanlış yapabilir. Ama geçmişte yapılan yanlışlarla, yanlışlara bakıp bugünkü doğrularımıza da ön yargılı yaklaşmayalım dostlarım. Geçmişten tecrübe alabiliriz ama bugünkü o masumiyete, o bizi mutlu edebilecek durumlara ön yargılı yaklaşmayalım. Herkes hata yapabilir. Hatayı kendi içimizde tolere edebiliriz. Yani bizim gururumuz dediğimiz durum, o gurur denilen kavram bizim özbenliğimiz. Biz özbenliğimizden uzaklaşmayalım. Her ne kadar bizi sevdiğini düşünerek bizi yönlendirmeye çalışan o dışsal etkenler bizim özbenliğimizden uzaklaşmamız için bize önerilerde bulunsa bile siz özbenliğinizden uzaklaşmayın dostlarım. Gurur sizi özbenliğinizle yaşatan kavramdır. Bunun dışındaki o sayılan şeyler çok da gurur olmayabilir. Başka şeyler olabilir ama gurur değildir bence onların adı. Benim gurura yaklaşımım böyle. Evet, ben bir uzman değilim. Evet, ben bunlar hakkında böyle kesin şeyler de söylemem böyle durumlar hakkında. Ama kendi tecrübelerimle, kendi hayata bakış açımla sizinle gururu da böyle paylaşmak istedim. Umarım özbenliğinizle yaşayabileceğiniz bir hayatı tercih edersiniz. Saygıyla kalın.